Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin, kolay gelsin. Herkese hayırlı günler diliyorum. 1912'den beri fırınımız faaliyette, 1912 tarihinde yapılmış ve biz babam 3. kuşak olup ama ilk defa babadan oğula bana geçmiş, bize geçmiştir abimle bana. İlk çalıştıran ağamdır. Ondan sonra çalışan Güllü'dür amca. Karşıda. Karşıda resmi var. Ondan sonra da üçüncü kuşak Alim Güneş benim. Dördüncü de burada artık. Hayırlısıyla inşallah. Anladım. Çocuğumuzun özelliklerinden biri tabii ki 1912'de yanmaya başlamış olması. Yanılması. Yanarak bu tarihe gelmesi ve... Yani fırının faaliyete geçmesi, tabii, yanarak derken onu kastediyorsunuz. Fırının evet. 1912'de faaliyete geçip yanması ve o zamandan beri yanarak gelmesi... tarih olarak hem bize, simitlerimize fark veriyor, hem başka da bir yerde müşterilerimiz de aynı tadı bulamıyor. Ekmezimizi özel yaptırıyoruz. Hı hı. Unumuz ayrı. Kalitede. Tabii ki un farklı ama ustanın da tabii el değmesi farklı. Mutlaka. Sevgiyle yapması. Sevgiyle yapmadıktan sonra bu işler olmaz. Peki nerelere gidiyor simit? Buradan nerelere kadar gönderiliyor? Almanya, Amerika'ya gitti. Dubai'ye gitti bu sene. Yani dünyanın çoğu ülkelerine gidiyor. Devrek simidini buradan alıyorlar, götürüyorlar. Evet. Ya 1912 yarısı var. Ben öyle orada duruyor. Onlar 1912'de yapılma ortaşta. Hiç ellenmedi. Demek ki eller düşmüşse onlar yeni çıkardı. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İsmim Sezai Bekmezci. Yurt dışında kalıyorum. Devlette de kalıyorum. Ama devrenin en meşhur simitçisi burasıdır. Yani tektir demekle. Tarihi olmasından dolayı size bir artı eksi sağlıyor mu? Tabii. Şimdi ne kadar simitçi varsa bunun simidi başkasını tutmuyor. Neden sizce? Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar genellikle bu şeyler olsun, Kastamonu olsun, Bartın olsun. Bunların işini işle uğraşan adamlardır. Bunların simit yaptıkları simitler meşhurdur. Peki 110 yıllık bir fırından simit alışveriş yapmak nasıl bir duygu? Ben memnunum. Yurt dışına da götürecek misiniz? Tabii, zaten bugün yurt dışına gidiyorum. Bak arkadaşlar da aldık, götürüyoruz. Hanım abi çalış sen, çalış. Tamam, bırakabilirsin abi.